Çünkü kapısını çaldığın nefis çoktan kendini yüce sandığı o aynada herkesten üstün görmüştür bile. Kapıyı açıp da senin yüzünle karşılaşınca kahrolası burnunu büker de senin yüzüne kapıyı çarpar gider. Ama hak dergahlarında ne olursan ol gel sözü çınlar ki herkesi bu hoşluk bucaklar. Kör de fakir de günahkar da riyakar da eğer hüsnü kalp ile gelmişlerse bu nur deryasında yıkanır da günah küllerinden arınırlar. Ne demişler? Yeter ki hüsnü niyetin temiz olsun. Yeter ki tövbe denizine dalmaya niyet et. Ne deryalar var o zaman, o zaman gör. Sayfa 89 Neyse biz kendi nefsimizin imtihanı ile uğraşalım. Başka nefisler bizim işimiz değil. Çünkü şeytan bize her yönden saldırıyor. İnşallahü Teala bununla da baş ederiz. Bu dünyanın içinde bulunduğu galaksi sadece yıldızlardan oluşmuş sanırsan aldanırsın. Ağaçlara baktığında elif harfini görmez isen sana ilham kuşu uğramıyor dersem kızma. Çünkü her ilim sandığın aydınlatan bir yol içermez. Sihiri de yapmak için bir bilgi lazımdır. Ama bu bilgi o karanlık mağaranın içindeki dehlizlerden gelen şerre bilet kesen bir yoldur. Akıl kabında çok şey birikir, gelir geçer. Nefis ve ruh o kaptan kendi kendine hoş gelenleri biriktirmeye meyillidir. Bunların arasında kendi canını acıtan şeyler de vardır. Hafıza denilen yer aslında beyinde yaşanılan olayların bıraktıkları izlerin toplandığı bir mekandır. İhtiyarlıkta bu hafızanın yıpranması anıların, yaşananların bazen unutulmak istemesinden meydana gelen bir iletişim arızasıdır ki, tıpkı fitneye meyilli kişinin vicdan köprüsünün yıkılmış olmasına benzer. Senle şunu da paylaşmak istiyorum. Bu kitabın bundan sonraki bölümlerini Ankara ilinde bulunan Hacı Bayram Veli Hazretleri ile yapacağımız rabıta ile yazacağız. Rabbim işimizi kolay eyler inşallah ve de o güzel hak dostu bu ruh ziyaretimizi kabul buyursun diyelim. Sırası gelmişken rabıta nedir dersen, biletsiz, vasıtasız, menfaatsiz aşk iline açılmak. O ilde hangi kapıyı çalarsan şunu işitirsin. Ehad Celle Celaluhu. Ve baktığında şunu görürsün. Rıza, sabır ve kulluk. Bundan sonraki satırlar hocamızın himmetidir. Ey her şeyden yüce, ey her şeyden üstün ve galip olan, ey her şeyin sahibi ve maliki. Ey her şeyi ilim ile kuşatmış, sonu ve başlangıcı olmayan tek mabud, tek yaratıcı olan yüceler yücesi, en güzel esmaların sahibi olan Hazreti Allah. Yaratılmış tüm güzel ve imanlı diller, gönüller, kalpler ile sana hamdü sena ederim. Mutlaka ki sen bizleri var etmeseydin hiç dik yoktuk varlığımızın değeri olmayacaktı. Bize vermiş olduğum bu ihlas ve idrak için şükrederim ve diğer nimetlerin için bir sözden bir söze şükürler olsun. Bir sözden bahsedelim. O söz çoğu akla hiç uğramamıştır. Belki de birçok akılda asılı durmaktadır. Nedir ey bülbül rana bu söz diyenler için işte zahmet yollarını aşmış, şeytana karşı tedbir ve sabır elbisesine bürünmüş, tatlı bir yorgunluk içerisinde bulunan yolculara aşikar ediyoruz. Sayfa 90 La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu uğradığı, kabul gördüğü kalpleri reyhan bahçelerine çevirir, düzeltir, iyileştirir ve doğru olan yola sokar. Hangi zamanda yaşarsan yaşa, sana yaklaşan veya çevrende olan birçok tehlikeler vardır. Hatta bunlardan zehirli olanları, sureti olmayanları, sureti olmayıp da başka birinin suretiyle sana yaklaşanları vardır. İçinden gelen ses her zaman kendi sesin olmayabilir. Bu yalçın kayalıklar arasında seslenen kişinin sesinin yankılanmasına benzer. Bir taşa çarpar. Taş o ilettiği ses frekansının manasını hiç anlamadan karşı tarafa iletir. İşte bu da o frekans ister faydalı bir söz üzere olsun, isterse olmasın taş bundan nasibini almadan devam eder gider. Bazı kulaklara gelen ezan, Kur'an sesi de böyledir. Kulak duyar, işitir ama taşa çarpan ses gibi geçer gider, hatta umursamaz bile. Kavramak, anlamak, idrak etmek, hatta düşünmek iç içe yapılmış hücreler gibidir. Hepsinin kapısı bir diğerine açılır ki bu hücrelerde zaman geçiren akıl müsbet sonuçlara ulaşabilmesi için nefis zorbanı sırrı da bu yerlere sokması lazımdır. O öyle bir zorbadır ki yanlış adımlar atıyorsa kendini yok etmeye programlanmış düzeneklere benzer. Muhabbetullah ehli her zaman etrafında kimlere bundan bahsetmişlerdir. Akıl nefis ve ruh bu üçlü uyum içerisinde kul olma bilincinde ve ibadet içerisinde ise sapak işlerden mutlaka uzaktır. Sayfa 91 Günahlar bir nevi virüse benzer. Terazisi eksik olan işlerde bu virüsler teker teker sana bulaşır. Sonunda vücudunu topyekün işgal ettiklerinde zevk bayrağını sana açarlar ki o zaman söylediğin sözden tut da yaptığın hareketlere kadar hepsi değişir. Zevkin içindeki açılımı keşfedecek olursak bu bir perde gibidir. Bu perde ne kumaştan ne de diğer materyallerdendir. İçeriğinde şeytanın hileleri ve oyunları döner, durur. Tıpkı yörüngesinden çıkmış nereye gideceği belli olmayan bir gök taşına benzersin. Ta ki mahşere ya da kabir çukuruna çarpıncaya kadar. Çoğu günah deryalarından geçersin. Sana içinden seslenen ses demiştim. Bu sesi kulağın duymaz ama gönlün kalbin hisseder. Sen de o sese boyun eğdiğinde iki kapıdan birine girersin. Gözüm göz olmaktan çıktığından beridir, senin de yüzün sima olmaktan çıktı. Bu bakışla sana baktığımda eğer siz ata binmiş gibi teori bataklıklarından uzaklaşıp gerçek yere doğru dört nala koşuyorum. Elimde kamçı yerine gül var, dilimde günahkar söz yerine zikir var, kalbimde dünya yerine ahir var. Kulaklarıma gelen ses ise senden benden uzak olmayan, çok yakın olanın emriyle inen Kur'an-ı Müşan'ın ayetleri var. Yiyeceğim, içeceğim hepsi geride kaldı. Korkum, materyal kaybı değil, hak korkusudur. İçmenin, yemenin hallerinden heybemdeki kırıntılar bitince bahsederiz. Ey kalbi güzel dost! Adam olmaya meyilli yürek, harekete her bakışında çok deliller görür. Bunları gördükten sonra hayatın bir de tam baş köşesinde hayırlar ibadetini eklerse, bu iş tepsideki baklava gibi tadından yenmez. E, üstad, artık bu lezzet ve bu keyife alışmış kişi gider de çamur, bakır yemeye kalkar mı? Hiç zannetmem. Tüm bunları anlattın da sıra şu şanı yüce Rabbime secde eden gölgelere gelmedi mi? Yürekten bir derin nefes almak lazım. O nefes senin burun deliklerinden geçerken ciğerlerine doğru bir yol tutar da bundan kanındaki zerreler, beynindeki hücreler de nasibini alır.'' Bu muazzam cismaniyeti yaratan El-Hak Celle Celaluhu sana oksijenden nasip keserse ortada nefes almamaktan büyümüş gözlerin kalır. Sayfa 92 Her şeyin yapımında bir yol olduğu üzere güzel kokuların insanı kendine çeken hoş sohbetlerin kaynağında aslında aklı akıl yapan kendinin farkına varma huzura erme arayışı vardır. Nasıl ki kalbin bir huzursuzluğa uğradığında sen bunu bitirmek için gece gündüz bir yol arar durursun. Hatta bu musibetten kurtulmak adına kendine zarar verecek şeyler bile yapabilirsin. Bu sıkıntıyı ya da işlediği günahı silme gayreti iki türlüdür. Sen bu kavrayışı arayış heybesine koymadan Gavsül Azam Abdülkadir Ceylan Hazretlerimin o mübarek ellerini öpme şerefine nasıl ereriz? Kardeş, Irak kelimesini hem şehir hem de uzak mesafe anlamına sokan, senin ve şehir halkının kullandığı dil yüzündendir. Yoksa mananın kendisi manasından habersizce orada sana bakar durur. Ya Gavs, bu çok derin kuyudan yukarıya bütün gücümle bağırıyorum, bize yardım et. Kuyudan yukarıya çıkacak ne merdiven var, ne de el tutacak bir taş var. Bizler ağlaşmamak için gözlerimizi kapamış da rüya haline güya varmaya çalışıyoruz. Kime bu falların, ebcetin ve bir sürü saçmalığın faydası olmuş ki, kör gözlü, sağır kulaklı, gaflet gönüllü, çöl çakallarına faydası olsun.''